Aşağıdaki noktalardan oluşan bir fonksiyonumuz var. Buradakiler x, buradakiler de y değerleri. Bize sordukları ise, bu fonksiyon doğrusal mıdır, değil midir? Doğrusal fonksiyonlarda, herhangi iki nokta arasında, x değerlerinin arasındaki fark, bölü y değerlerinin farkı eşit olur. Örneğin, x'te her bir birim değiştiğinde, y'deki değişim 3'e mi eşit olur, yoksa 5'e mi eşit olur? Eğer doğrusal fonksiyonlar hakkında konuşuyorsak, bu değerlerin eşit olması gerekiyor. X'teki her bir birim değişiklikte, burada da gördüğünüz gibi x birer birer artıyor. Yani x her 1 değiştiğinde, y'nin de aynı miktarda değişmesi gerekiyor. Eğer aynı miktarda değişmiyorsa, bu doğrusal fonksiyon olamaz. Biz de bunu nasıl çizebileceğimizi öğreneceğiz. Eğer x'teki değişim, başka değerleri deneyerek bakacağız. Eğer x'teki değişim 1'den 2'ye, sonra 2'den 4'e, sonuç olarak ne yapmak istiyoruz? Y eksenindeki değişim bölü x eksenindeki değişimi bulacağız. Ve bu sonuç sabit bir değer olmalı. Şimdi yazmaya başlayalım, kafanızı karıştırmayayım daha fazla. Eğer doğrusal bir fonksiyon varsa, y'deki değişim bölü x'teki değişim miktarı sabit çıkacaktır. Şimdi örnekte de gördüğümüz gibi, x'ler her zaman birer birim artıyor, değil mi? 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten 5'e gidiyoruz. Örnekte de, x'teki değişim her zaman için 1'e eşit. Bunun doğrusal fonksiyon olabilmesi içinse, y'deki değişimin de sabit bir değer olması gerekiyor. Çünkü bu değeri her seferinde 1'e böleceğiz. 1, x'teki değişimli bu arada. Şimdi de y'deki değişimin sabit olup olmadığını görelim. Burada 11'den 14'e giderken 3 birim değişiyor. Eğer 14'ten 19'a gidersek de 5 adım ilerleyeceğiz. Yani görüyoruz ki, y değerleri eşit değil. Burada değişme miktarı 3 değil, 5'ti. Ve burada da 7 birim. Burada da 9 birim değişiyor. Gördüğünüz gibi, değişme miktarı da giderek artıyor. Değişme miktarı da değişiyor. Yani bu, kesinlikle bir doğrusal fonksiyon değildir. Eğer bunu grafikte de gösterirsek daha iyi anlayabilirsiniz. Çizelim ve görelim. Kabataslak bir grafik çizeceğim. Bu bizim dikey eksenimiz, yani y ekseni. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 yazalım. Evet. Diğer değerlerimiz de 1'den başlayıp 5'te bitiyor, değil mi? Buraya da x eksenini çizeceğim. Diğer eksenle aynı ölçüyü kullanmayacağım burada. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, şimdi noktaları yerleştirelim. İlk noktamız 1'e 11. Yani x 1, y 11. Bu bizim x eksenimiz. x 1 derken y de 11'e eşit. Yani bu noktada buralarda. Pekala, x 2'ye eşitken y 14'e eşit. Evet, peki bu da burada bir yerde, değil mi? Peki, güzel. X 3'e eşitse, y de 19. O da burada. X 4'ken, y de 26'ya eşit. O da, onu da işaretleyelim, onu da bulalım. O da buradaymış. Ve son olarak, x 5'e eşitken, y 35 oluyor. Peki, bu noktada, burada. Evet. Burada da görebiliyoruz ki, bu noktalar bir doğrunun hizasında değiller, bir doğrunun üstünde değiller. Eğer doğrusal fonksiyon olsaydı, tüm bu noktalar, bunun gibi bir doğrunun üzerinde olurdu. Bu yüzden doğrusal fonksiyon deniyor zaten. Demek ki bu bir doğrusal fonksiyon değilmiş. X değişirken, y eksenindeki artış oranı gittikçe artıyor.